Hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlak değerin 5. dersini çekeceğiz. Karma örneklerle birlikte sanırım bundan sonra bir ders daha çekip artık bu işi tamamlarız. Ben Seyit Hoca. Hazırsanız başlıyoruz. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak burada ezbere gittiğin zaman çözüm şu hale geliyor. Mutlak değer 3x artı 1 diyorsun. Bunu yalnız bırakıyorsun. 2'yi öbür tarafa alıp eksi 2 yazdıktan sonra bu ifadede mutlak değerli bir ifade eksi 2'den küçük olduğu için önce 3x artı 1'i aynen çıkarıyorsun. 3x artı 1 küçüktür eksi 2'dir diyorsun. Diğerinde ise 3x artı 1'i bir de önüne eksi alarak çıkartıyorsun. Hatta ben direkt yazayım. Eksi 3x eksi 1 küçüktür eksi 2 deyip sol taraftakini çözdüğün zaman x küçüktür eksi 1 sağ taraftakini çözdüğün zaman Eksi 3, 3x küçüktür eksi 1 dedikten sonra ilk tarafı eksi 3'e bölüp x büyüktür 1 bölü 3 diyerek eşitsizliği çözmek oluyor. Peki buradaki hata ne yani? Nerede hata yaptın? Buradaki hata biraz ezbere gitmekten kaynaklı oluyor. Bu hatayı bak şurada en başta yaptığın işlemde görmen lazım. Mutlak değerli bir ifade eksi 2'den küçük olabilir mi sorusunu sormadan hareket ettiğin için problem oluyor. Mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif olamayacağı için 3x artı 1'in mutlak değeri eksi 2'den küçük olamaz deyip ta en başta hiçbir reel sayının mutlak değeri alındığı zaman eksi 2'den küçük olamayacağı için bu eşitsizliğin çözüm kümesinin boş olduğunu söyleyip işlemin devamında hiçbir şey yapmamak gerekirdi. Bu yüzden cevap B şıkkı olur. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada da bak yine bir önceki soruya benzer işlem var. 2x eksi 3'ü burada ilk başta yalnız bırakıyorsun. 2x eksi 3'ün mutlak değeri büyüktür. 4'ü sağ tarafa çektiğin zaman bu adam eksi 3 olarak yazılır. Sonrasında eğer ezbere gidersen bunu mutlak değerli ifadeyi 2x eksi 3'ü önce aynen çıkartırsın. Sonra 2x eksi 3'ün önüne bir eksi yazıp eksi 2x artı 3 büyük 3 yazıp çözmeye devam edersen burada yine hata var. Sebep ne? Bak bunun sebebi yine en başta gizli. Bu mutlak değerli ifadeye baktığın zaman şu yazdığım şeyden bahsediyorum. Mutlak değerli bir ifadenin daima pozitif olduğunu bildiğin için mutlak değer çünkü uzaklık olarak tanımlı. Bir sayının mutlak değeri daima sıfırdan büyük olduğu için ya da sıfır eşit olduğu için 2x 3'ün mutlak değeri x ne olursa olsun her zaman eksi 3'ten zaten büyüktür. Bu yüzden bu eşitsizliği her reel sayı sağlar. Aşağıdaki yaptığın çözümün tamamı yanlış. Eşitsizliğin çözüm kümesi bu yüzden reel sayılar olur. Sağlamayan hiçbir sayı yoktur. Bir öncekinde bak o şu. Bir öncekinde hiçbir sayının mutlak değeri eksi 2'den küçük olamayacağı için sağlayan sayı yok. Ama buraya geldiğinde burada mutlak değerli bir ifade, bir ifadenin mutlak değeri daima negatif bir sayıdan büyük olacağı için her sayı sağlar deyip reel sayılar olduğunu söylemen lazım. Yani bu yüzden cevabı A gelir bunun. Bir kısmı aşağıda gösterilen cetvelin üzerindeki sabit A11 noktasına 8 cm genişliğindeki sarı dikdörtgen cetvel aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu sarı dikdörtgen A noktası dikdörtgenin alt kenarı üzerinde olacak şekilde sağa ya da sola hareket edebilmektedir. Buna göre sarı dikdörtgenin alt kenarının cetvelin üzerinde tarayacağı noktalar kümesini ifade eder eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bak bu soru ÖSYM'nin farklı yıllarda farklı şekillerde sorduğu ama çözümünün aynı olduğu sorulardan bir tanesi. Kitaplarda falan da çokça göreceksin bu soruyu. Şimdi bu sarı dikdörtgen cetvelin üzerine sağa sola hareket edecek ve sarı dikdörtgen A noktası sarı dikdörtgeni temas edecek şekilde sağa sola hareket edebildiğini söylüyor. Yani sen bu cetveli sarı dikdörtgeni sağda çekebiliyorsun ama A noktası sarıya temas edecek. Aynı sarı dikdörtgeni sola da çekebiliyorsun ama yine A noktası oraya temas edecek. Sen bu haliyle bu sarı dikdörtgeni sağa doğru hareket ettirmeye kalkıştığın zaman A noktası sarı dikdörtgeni temas edeceği için sarı dikdörtgeni en fazla şöyle kaydırabilirsin bak. Bunu bulunduğu yerden itibaren şu sarı dikdörtgen olmak üzere. Sarı dikdörtgen bulunduğu yerden itibaren en fazla 5 birim sağa doğru kayar. Ya 5 santimetre sağa doğru kayar. Çünkü bu nokta en fazla A'ya kadar kayacağı için sarı dikdörtgeni en fazla 5 santimetre sağa doğru kaydırabilirsin. Yani sarı dikdörtgenin cetvel üzerine temas edebileceği nokta bura zaten 11 santimetreye karşılık geldiği için 11'e karşılık geldiği için sen bunu 5 daha sağa doğru kaydırdığında tabii şuranın da 14 olduğunu söylemek lazım. 14'ün üzerine 5 daha sağa kaydırdığın zaman bu sarı dikdörtgenin cetvel üzerine temas edebileceği sağ uç nokta en fazla 19 olacak demektir. Bu bir. İki, sarı kağıdı yine sarı dikdörtgeni sola doğru bu sefer hareket ettirdiğin zaman bu nokta yani A noktası sarı dikdörtgenin üzerinde hareket edebildiği için A noktası Sarı dikdörtgeni sola doğru kaydırdığın zaman A noktası en fazla şuraya gelir. Yani daha basit bir ifadeyle bu sarı dikdörtgeni sola doğru kaydırdığınız zaman bu nokta en fazla A noktasının üzerine gelebilir. Yani sarı dikdörtgen sola doğru en fazla 3 cm daha kayar. E zaten burası 6 cm'ye kadar geldiğine göre 3 cm daha bunu kaydırdığın zaman sarı dikdörtgenin sol ucu da en fazla 3'e, 3, e, 3 cm'ye karşılık gelir. Yani bu sarı dikdörtgenin cetvel üzerinde tarayacağı noktalar 3 santimetreden 19 santimetreye kadar olan kısmın üzerindedir. Yani bizim aradığımız aslında bu cetveli ifade etsin. Şurası 3, şurası 19 oluyor. İşte şu 3 ile 19 aralığında bulunan bütün sayılar bu sarı dikdörtgenin cetvel üzerinde taradığı temas ettiği noktaları ifade eder demektir. İşte ben bunun neresi olduğunu yani 3 ile 19 aralığını ifade eden eşitsizliğin hangisi olduğuna karar vereceğim. Bunun için iki tane yöntem var. Bir, öğrencilerini genellikle burada şıklardan çözmeyi tercih edebiliyor. Uygun gayet yapılır ama biraz uzun olabiliyor. Ya yani burada şıklardan mesela A şıkkını, şey B şıkkını deneyesin var. B şıkkı doğru cevap mı bu arada? B şıkkı doğru cevap. A şıkkına bakalım. A şıkkını çözüp eğer çözüm aralığı 3, 19 aralığı geliyorsa cevabı bu olarak seçmek güzel bir yöntem ama biraz uzun olacak çünkü eğer cevap A şıkkı değilse ki değil zaten diğer şıklara denemek zorunda kalıyorsun. 2 ile ya x eksi 12 küçük eşittir 4 eşitsizliğini çözmeye kalktığın zaman x eksi 12 küçük eşittir 4. Bir de mutlak değeri önüne eksi alıp çıkarıyorum. Eksi x artı 12 küçük eşittir 4. Soldakini çözdüğün zaman x küçük eşittir 16. Sağdakini çözdüğün zaman 4'ü sola x'i de sağa attığın zaman 8 küçük eşittir x. Yani 8 ile 16 aralığıdır diyebilirsin. Bu çözüm aralığı 3, 19 aralığı etmediği için cevap A şıkkı değil dersin. Diğerlerini deneyerek bulursun. Ama bak bunun yerine ben çok daha güzel bir yöntem söyleyeceğim sana. Burada şunu uygulamak bence çok daha güzel bir çözüm olur. Yapacağın yöntem şu. 3 ile 19'un yani ara, belirlemeye çalıştığın eşitsizlik olarak mutlak değer olarak ifade etmeye çalıştığın aralığın ilk başta orta noktasını buluyorsun. 3 ile 19'un orta noktası 3 ile 19'un toplamının yarısıdır. Yani 11'dir. 3 ile 19 22 yapar yarısı 11. Şurası görüyorsun 3'ten 11'e kadar 8. Burası da 8. Tam orta noktası. Şimdi diyeceğim şey şu. Burada bu eşitsizliği bu taradığım siyahla taradığım noktaları ifade edeceğim ya ben. Ben bir nokta aldığım zaman ya ben bunu solda çizdim ama aynı noktayı sağda da çizebilirsin. Bu nokta genel bir nokta. X değişken zaten aradığı şey X'e bağlı bir eşitsizlik. Diyorum ki bu X noktasının 11'e olan uzaklığı ister sol tarafta olsun ister bu x noktası sağ tarafta olsun. x'in 11'e olan uzaklığı yani x eksi 11. işte bu uzaklık taralı bölgenin içinde olacağı için her halükarda ister x noktası solda olsun ister sağda olsun şu mesafe 8 olduğu için ve ben bu bölgeyi ifade etmeye çalıştığım için x'in 11'e olan uzaklığı daima 8'den küçük eşit olacak demektir. İster solda olsun x noktası ister sağda olsun ben sembolik olarak çizdim solda ya da sağda diye bunu genel olarak öyle bir e, yerini belirleyerek almadım. X eksi 11 küçük eşittir 8'dir dediğinde direkt cevabı tek seferde çözmüş olursun. İşte cevap bu yüzden B şıkkı gelir. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bak bu eşitsizlik biraz daha diğerlerinden farklı ama aynı şeyi yapacağım. Farklı olan tarafı ne bunun? Bunun farklı olan tarafı içinde hem mutlak değerli bir ifade hem de mutlak değersiz bildiğim basit x'li ifade var nasıl çözülür? Ya mutlak değerli ifadelerde nasıl çözüyorsan aslında yine aynı şeyi yapacaksın. Bak sadece şuna dikkat etmen lazım. Diyorum ki biz hani ya bu mutlak değerli denklem ya da eşitsizliklerin hepsinde ben aynı şeyi söyledim. Dedim ki mutlak değerli bir ifade varsa elinde denklem ya da eşitsizlik mutlak değerli önce aynen çıkar sonra ters çevir bir kez daha çıkar. Bak çıkaralım gel. 3x eksi 2 mutlak değerli ifadeyi önce aynen çıkarıyorum. X eksi büyük. Bir de mutlak değerli ifadeyi önüne eksi alıp bir kez daha çıkarıyorum. Eksi 3 x eksi 2 büyüktür x eksi 6. Şimdi diğerlerinden farklı olan tarafı ne? Aslında burada da diğerlerinde yaptığın şeyi yapacaksın. Orada yapmadığın ya da çok gerekmeyen bir şeye dikkat etmen gerektiğini söyleyeceğim. Ben diyorum ki bak burada. 3 x eksi 2'yi sen mutlak değerin dışında aynen çıkardın ya. Ya bir ifade mutlak değerin dışında aynen nasıl çıkar? Mutlak değerli ifadenin içi sıfırdan büyükse çıkar. Yani 3x-2 büyüktür sıfırsa sen bunu dışarıya mutlak değerin için aynen çıkarırsın demektir. Yani burada aslında yaptığın şey 3x-2'nin sıfırdan büyük olduğunu söylemek. Dolayısıyla 3x büyüktür 2, x büyüktür 2 bölü 3 olduğunu söylemek anlamına gelir. Bu eşitsizliği ben çözeceğim. Çözerken bu öncüle göre çözeceğim. Hatta gel çözelim. X'i 2 bölü 3'ten büyük aldım. Dikkat edin. 2 bölü 3'ten büyük olacak bu adam. Mutlak değerli eşitsizliği hallettikten sonra alt taraftaki şu eşitsizliği çözüyorum. X'i sola aldım. 3x eksi x büyüktür eksi 6 artı 2. 2x büyüktür eksi 4. x büyüktür eksi 2. Şimdi bak burada şuna dikkat etmen lazım. Bu eşitsizliği ben en başta bir kabul üzerine çözdüm. O kabul x'in 2 bölü 3'ten büyük olduğuydu x 2 bölü 3'ten büyük olsun. Yani sayı doğrusu üzerinde bu taraftan bahsediyorsun demektir. Biz x'i 2 bölü 3'ten büyük olarak kabul ettik. Ve bunun sonucu olarak da x'i 2 bölü 3'ten büyük kabul ettikten sonra da x'i eksi 2'den büyük bulduk. Öbürü de diyor ki yani bulduğum bu şeye ek, kabul ettiğim bu şeye ek olarak Eksi 2'den büyüktür diyor. Yani şu kısmı sağlıyor. İşte burada hem 2 bölü 3'ten büyük hem de eksi 2'den büyük olan sayıları seçmen gerek. Yani x'in 2 bölü 3 ve sonrasındaki değerlerini alman lazım. x büyüktür 2 bölü 3. Diğer tarafa geliyorsun. Şimdi mutlak değerli olanı bu 3x-2'yi sen mutlak değerinin dışından negatif çıkardın. Önüne x -6 çıkardın ya. 3x-2'nin aslında sıfırdan küçük olduğunu ya da sıfırdan küçük eşit olduğunu kabul ediyorsun. Şimdi burada eşitliği niye buraya koydum? Yani bir sayının mutlak değeri ya yani negatif sıfırdan küçük eşit olan bir sayının mutlak değerini aldığında bak negatif olduğu zaman zaten önüne eksi alıtı çıkarsın. Peki sıfırın mutlak değerini önüne eksi sıfır yazarak almanda bir sakınca olmadığını fark edebiliyor musun? 3x eksi 2 sıfırdan küçük olsa da Sıfırdan küçük eşit olsa da mutlak değerin dışına önüne eksi alıp da çıkması uygundur. Bunu ben sol tarafa yazmadım. Aslında sol tarafa yazsaydım hiçbir şey değişmeyecekti. Ben sağ tarafa yazdım. X'in 3x eksi 2'nin sıfırdan küçük eşit olduğu üzerine gidiyorum. Şimdi bu kabul üzerine 3x küçük eşittir 2'dir diyorsun. X küçük eşittir 2 bölü 3 diyorsun ya. Bu eşitsizliği de çözüyorum. Eksi 3x artı 2 büyüktür x eksi 6. 8 büyüktür 4x x'i buradan her iki tarafı 4'e böldüğü zaman yalnız bıraktığında x küçüktür 2 çıkıyor. Peki bu ne demek? Sayı doğrusuna geldiğin zaman birisi 2 bölü 3'ten küçük eşit olduğunu söylüyor. Yani aralığın sayı doğrusunun şu kısmının sağlandığını söylüyor. Ötekisi ise diyor ki x 2'den küçüktür. Bak 2 de burada. 2'den küçük olan sayılar da bu kısımda var. İşte burada hem 2 bölü 3'ten küçük hem 2'den küçük. Dolayısıyla x 2 bölü 3'ten küçük eşit demektir. E sen az önce buldun ki 2 bölü 3'ten büyük sayılar sağlar ve şimdi buldun ki 2 bölü 3'ten küçük eşit sayılar da sağlar. O halde bu hem 2 bölü 3'ten büyük eşit hem 2 bölü 3'ten küçük olan sayılarla sağlandığı için eşitsizliğin tamamı tüm reel sayılarda sağlanır demektir. Zor mu? Çok zor değil. E kolay mı? Kolay da olduğu söylenemez. Ortalamanın biraz üzerine sayılabilecek bir soru. Ya şöyle bir genellemeye de kapılmayın. Hani öğrencilerden bazen bunu duyuyorum. Hocam bu her zaman böyle mi çıkar? Hayır her zaman reel sayı falan çıkmayabilir. Çözüm kümesi olmaya da ya çözüm kümesi boş küme de olabilir. İlla böyle bir genellemeye kapılma. Benzer bir tane de bak burada da var. Burada da bunun çözüm kümesi görüyorsun. Reel sayılar değil. Cevabı A şıkkı diye görünüyor yan tarafta. Cevabı A'ymış. Bunun çözüm şekli içinde ben tamamen aynı şeyi yapacağım. Diyeceğim ki mutlak değerli ifadeyi x eksi 2'yi önce aynen dışarıya çıkaracağım. x eksi 2 artı 2x büyüktür 3. Ama x eksi 2'yi mutlak değerin dışına aynen çıkardığında sen x eksi 2'nin sıfırdan büyük eşit olduğunu kabul ederek çözüyorsun demektir. Bir de sağ tarafa da çöz yazalım. x eksi 2 küçüktür 0 olabilir yani negatif olabilir. Bu durumda da eksi x eksi 2 artı 2x büyüktür 3. Mutlak değerin dışında önüne x alıp da çıkardım. Sol taraftaki eşitsizliği çözerek hareket ettiğinde burası 3x büyüktür 5 x büyüktür 5 bölü 3. Tabi şurada şunu da yazmakta fayda var. Bak hemen şunu da yazayım. x büyük eşittir 2'dir dedin. Alt taraftakini çözdüğün zaman x büyüktür 5 bölü 3'tür dedin. Şimdi gel sayı doğrusuna bakalım. x 2'den büyük eşit diyorsun. 2 i̇ki burada. 2'den büyük eşit sayılar bunu sağlar. Burası. Öbürü de 5 bölü 3'ten küçük sayılar diyor. Şimdi sen 5, böl 5 bölü 3'ten büyük sayılar diyor. 5'i 3'e böldüğün zaman aşağı yukarı 1.6 civarı bir şeyler yapar. Yani 5 bölü 3 2'den küçük bir sayı demektir. Bunun da sağlandığı yer bu bölge. E, her ikisi birden sağlanması gerekeceği için x'in 2'den büyük eşit olduğu aralıkta bu sağlanır demektir bu bir. Diğer tarafa gel geliyorsun. Şunu çözdüğün zaman x küçüktür 2 cepte bu zaten var. Eksi x artı 2 artı 2x büyüktür 3, x büyüktür 1. Şimdi x 2'den küçüktür dedin ve aynı zamanda x'in 1'den büyük olduğunu da söyledin. Gel bak bunu sayı doğru üzerinde göstermeye çalışayım sana. x'in 2'den küçük olduğunu söyledin. Şurası sağlar diyorsun. 2'den küçük sayılar. Öbürü de 1'den büyük sayılar sağlar diyor. Şurası. 1'den büyük sayılar, sayılar da burası. E şimdi hem 2'den... Küçük hem birden büyük olsun istediğin için bu eşitsizliği sağlayan sayılar sadece 1 ile 2 aralığıdır. 1-2 açık aralığı. Şimdi elinde ne var? Soldakine baktığın zaman x'in 2'den büyük eşit olduğunu zaten söylemiştir. Bu aralık zaten sağlar. Sağ taraftakini çözdüğün zaman da x'in 1 ile 2 aralığında olduğunu da söylemiştir. Bu da sağlayacak. Şimdi burada şöyle bir şey diyeceğim bak dikkat et. Hem bu sağlanacak hem de bu sağlanacak. Gel bakalım nereye karşılık geliyor? x'in 2'den büyük olduğu söylenmiş. 2 dahil olmak üzere 2'den büyük eşit olan sayıların hepsi sağlar. Bak burası sağlayacak. 2. Diğeri de diyor ki sağ taraftaki 1 ile 2 yara şey 1 ile 2 açık aralığı da sağlar diyor. E 1 burası. Pardon 1 burası. 1 ile 2 aralığı da sağlar diyor. Şu bölgede sağlayacak. O halde hem 1 ile 2 aralığı hem de 2'den sonra sağladığına göre bu eşitsizliğin çözüm aralığı 1'den artı sonsuza kadar tamamıdır. Yani 1 sonsuz, bir açık. Sonsuzlar her zaman açıktır. Bir sonsuz aralığıdır. Bu yüzden cevap A şıkkı gelir. Dikkat et ikisinin birleşimini alıyoruz. Aynı soruya benzer bir tane daha var. Deminki çözdüğüm iki tane sorunun benzer hali. 2x-1 küçüktür x artı 7. Bak yine çözüm olarak videoyu durdurup burada hani iki tane soru çözdük. Üçüncüyü kendin deneyebilirsin. Ben şimdi zaten çözeceğim soruyu ama videoyu durdurup burada yaptığın işlemleri kendin takip ederek yapmalısın bence. 2x-1'dir diyorsun. Bak önce 2x-1'i dışarıya aynen çıkarıyorum. 2x-1 küçüktür. x artı 7'dir dedim. Bu 1. Bir de 2x-1'i ters çevirip çıkarıyorum. Eksi 2x artı 1 küçüktür. x artı 7. Ama dikkat. Şimdi sen 2x-1'i dışarıya aynen çıkardığında 2x-1 sıfırdan büyük. Yani x büyüktür. 1 bölü 2 diyorsun. Dikkat et buna. Öbüründe de 2x artı 1. Hatta şu eşitliği şöyle koyalım. Dedikodu olmasın. 2x artı 1'i şey bu 2x eksi 1'i ters çevirip bir daha çıkartıyorsun. Ama burada 2x eksi 1'in sıfırdan küçük eşit küçük olduğunu söylüyorsun. x küçüktür 1 bölü 2. Şimdi sol taraftakini çözdüğün zaman bak çıkacak olanlar neler. Sol taraftakini çözüyorum. x'i sola eksi 1'i sağa alıyorum. x küçüktür 8. Bu bir. Biz az önce x'in 1 bölü 2'den büyük olduğunu, büyük eşit olduğunu söylemiştik. 1 bölü 2 burada, 1 bölü 2'den büyük eşit sayılar sağlar diyorsun. Öbürü de 8'den küçük sayılar sağlar diyor. Şu ikisinin birlikte sağlandığı aralık 1 bölü 2, 8. 8 açık, 1 bölü 2 çok kapalı bir aralık. Diğer tarafa geliyorsun. Diğer tarafı çözdüğün zaman şunu çözdüğünde... 2x'i sağa 7'yi sola alıyorum. 1 eksi 7 küçüktür 3x oldu. Eksi 6 küçüktür 3x, x büyüktür eksi 2 oldu. Şimdi eksi 2'den büyük olsun diyorsun. Eksi 2 burada. Şurası sağlar. Öbürü de 1 bölü 2'den küçük olsun diyorsun. 1 bölü 2 de bu tarafta bu da burayı sağlar. Her ikisinin birden sağlandığı ortak bölge görüyorsun. Eksi 2 ile 1 bölü 2 çok açık aralığı. Hem soldaki aralık var hem sağdaki aralık var. Yine ikisini şöyle birleştiriyorsun. İkisini birbirine birleştirdiğin zaman da 1 bölü 2'den hatta ben bunu yine sayı doğru üzerinde göstereyim. Belki takip zor olmuştur. Şöyle göstereyim ikisinin birleştiği yerin nereyi sağladığını. Sol taraftaki 1 bölü 2 ile 8 aralığı. Dikkat et 8 açık. Şurası sağlıyor bak şuradan alıyorsun. Şuraya kadar 8 açık. Diğeri de eksi 2'den 1 bölü 2'ye kadar diyorsun. Eksi 2 açık aralık. Şöyle açık vereyim. Eksi 2'den 1 bölü 2'ye kadar. Yani aslında tüm aralığı aldığımda eksi 2'den 1 bölü 2'ye kadar var. Evet doğru. Bir de 1 bölü 2'den artı sonsuza kadar hepsi var. Bu yüzden çözüm aralığı eksi 2 artı sonsuz aralığıdır. Eksi 2 açık. Sonsuzlar zaten açık. Bu yüzden cevap değişik olur. Ben derse burada ara veriyorum arkadaşlar. 20 dakika civarı oldu. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar bir dersim daha olacak bununla alakalı. Mutlak değerle ilgili karma örnekler çözmeye devam edeceğim. Dersle ilgili görüşlerin yorumlarını eğer buraya kadar dinlediysen faydalandığını düşündüğüm için benimle paylaşmayı lütfen ihmal etme. Kanala abone olup bildirimleri açarsan kanalıma destekli olmuş olursun. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar.